Evet, değerli basın mensupları, öncelikle iyi günler diliyoruz. Sanayi ve Ticaret Komisyonu'nda üye arkadaşımız Mersin Milletvekilimiz Talat Dinçer Bey ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde beraber çalıştığımız hukukçu Nihal Cengiz arkadaşımızla beraber bir anayasa mahkemesine dilekçe sunumunu gerçekleştirdikten sonra kamuoyuyla bilgilerimizi paylaşmak için huzurlarınızdayız. Biliyorsunuz 11 Mayıs 2024 tarihli resmi gazetede Maden Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun yayımlanarak yürürlüğe girdi. Arkadaşlarımız hem komisyonda hem de tüm milletvekillerimiz genel kurulda bu yasanın hem kamu yararına hem de işçi sağlığına ve çevreye aykırı hükümleri için itirazlarını dile getirdiler. Ancak buna rağmen bir AKP klasiği Maden Kanunu aynı şekilde çıktı. Şimdi biz bunun 8 maddesini iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne taşıdık. Ben bugün kısa bir bilgi notunu hem kamuoyuyla paylaşacağım. Burada da bunun bir özetini sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, kum, çakıl, kalker, mermer, tuz, karbondioksit gazı, elmas, safir, yakut, beril, zümrüt gibi madenlerde bu madenlerin çıkartılması ve işletilmesi için UMREK kodunun zorunluluğunu ortadan kaldıran bir düzenleme yaptılar. Türkiye maden kazalarının ve aslında sözcüğü tam olarak söyleyelim, maden cinayetlerinin en yoğun yaşandığı ülke. Örneğin Almanya'da son 30 yıldır herhangi bir maden kazası yaşanmamışken Türkiye'de her yıl onlarca bazen yüzlerce arkadaşımızı maden kazalarında kaybediyoruz. Herkesin vicdanına seslenerek sormak istiyorum. Türkiye bu alandaki iş sağlığı ve iş güvenliği hükümlerini gevşetmeli mi yoksa daha mı sıkı hale getirmeli? Bu UMREK kodunun buralarda kullanılmasını, MTA'nın da yapacağı faaliyetlerde UMREK kodunun kullanılmasını ortadan kaldıran düzenleme maden alanında yeni iş cinayetlerine davetiye çıkartmaktır. Dolayısıyla bunların iptalini istedik. Bir başka hüküm, yenilenebilir enerji üretim santralleri ve yenilenebilir enerji kaynağına dayalı birden çok kaynaklı üretim tesisi kurulabilmesi için imar planı yetkisini, zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Türkiye'de böylesine hem sanayi alanında hem kentleşme alanında bir kirlilik varken imar planı zorunluluğunun bu alanda ortadan kaldırılması Türkiye'nin çevresel açıdan yeni felaketlere sürüklenmesi anlamını taşımaktadır. Bunu da iptal istemiyle taşıdık. Yüzen LNG tesisleriyle doğalgaz depolama tesislerinde hiçbir ölçüt öngörülmeksizin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na yetki verme, düzenleme yetkisini verme konusu bu alandaki kayırmacılığı önemli ölçüde artıracaktır. Bunun da iptalini taşıdık. Ayrıca yine yenilenebilir enerji alanında yarışmalara ilişkin usul ve esasları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sadece belirliyor. Bir ölçüt yok. Türkiye'de bu işlerin, bu ihalelerin nasıl yapıldığını hepimiz biliyoruz. Kamu ihale kanununun 100'den fazla değiştirildiğini biliyoruz. Siz eğer bir ölçüt koymadan bu alanı yalnızca ucu açık bir takdir yetkisine dayanarak Enerji Bakanlığı'na devrederseniz bu kamu yararına, kamunun hem maddi hem de çevresel ve insani değerleri aleyhine sonuçlar doğuracaktır. İptalini istedik. Yenilenebilir enerji kaynaklarında lisanssız üretim faaliyeti gösteren işletmeler 10 yılını doldurmaları halinde lisanssız ya da lisanslı nasıl üretime devam edeceklerini yeniden düzenledi. Ancak bu düzenlemeyi öyle bir şekilde yaptılar ki bu küçük işletmeleri ortadan kaldıran ve meseleyi yalnızca çok uluslu şirketlerin yapabileceği alana açan bir düzenleme niteliğini taşıdı. Zaten arkadaşlar bu yasa Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan ancak henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayından geçmemiş olan bir uluslararası sözleşmeye uyarınca Birleşik Arap Emirlikleri'ne özellikle yenilenebilir enerji alanını tümüyle ve koşulsuz açma gibi bir amaç taşıyor. Bunu da elbette
teminatların kısmen ya da tamamen iade edilmesi şekliyle kamu zararına uğratma durumunu götürüyoruz. Nihayet 8. madde yine bizim açımızdan çok önemli. Nükleer maddelerin taşınmasına ilişkin sigorta yaptırma ve teminat gösterme yükümlülüğü işleten yerine taşıyana devredilmiş durumda. Dolayısıyla zarar görenin çok daha düşük bir iktisadi kapasiteye sahip olan taşıyan tarafından tazmin edilebilmesi mümkün olmayacaktır. Bu aynı zamanda işleteni de yükümlülükten kurtaracak bir düzenlemedir. Türkiye'yi bir nükleer çöplük haline getirme, yurttaşı bunun riski ile karşı karşıya bırakma hakkı kimsede yoktur. Bu bağlamda bir kere daha ifade edelim ki gördüğünüz gibi Cumhuriyet Halk Partisi hep söylüyorlar, eleştiriyorlar ya Anayasa Mahkemesi'nin önünden ayrılmıyor diye. AKP böyle yasalar çıkartmaya devam ettikçe biz kamunun yararını, yurttaşın hak ve yararlarını korumak için bu düzenlemelerin iptali amacıyla Anayasa Mahkemesi'ne gelmeye devam edeceğiz. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin öznel yararı ya da çıkarı değil, kamunun yararı için ortaya konulan bir tutum niteliğindedir. Bu bilgileri sizlerle paylaşma ihtiyacı duyduk. Çok teşekkür ederim arkadaşlar.